Arkadaşlar bugün biliyorsunuz 3 Temmuz maalesef Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen bu kumpasın yıl dönümü. Bu kumpası başımıza açanlar 3 Temmuz'da Türk futbolunun, 15 Temmuz'da da devletimizin başına böyle bir kumpas açmaya kalkıştılar. Bir laf vardır, kul plan yaptıkça kader gülermiş diye. Onların planlarını Allah-u Teala başlarına çaldı. Ve adalet, daha önce söylediğim gibi, ağır aksak gitse de sonunda meclisine ulaştı, menziline ulaştı. Bizler buradayız, sizlerle beraberiz, camiamızla birlikteyiz, dimdik ayaktayız. Onlar da binlerce yıllık cezalarla bu kumpasın bedelini ödüyorlar. Şimdi ben özellikle destek istememin sebebi, hem maddi hem manevi, hem sizlerden hem taraftardan destek istememin sebebi, gerçekten takımımızın neredeyse yarısı boşalmış durumda. Şimdi onların bazılarıyla belki sözleşmesi bitenlerle diyalog kuruyoruz ama beklentilerin çok yüksek olduğunu da maalesef görüyoruz. O yüzden o giden oyuncularımızın içinden bilmiyorum anlaşabileceklerimiz olacak mı? Ama olursa da onlara da tekrar kucak açmamız, fırsat tanımamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onun haricinde de eksiklerimizi, hocam zaten birkaç gün önce biliyorsunuz açıklanmıştı, hocamızla anlaştığımız, bugün imza törenindeyiz. Bu araya kadar, bu 4-5 günlük süre zarfında zaten çalışmalar devam ediyor. Şimdi hızlı bir şekilde transferlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi aslında biraz fikir yürütüyor bazı takımlar. Max Gradel'in maliyetinin biraz daha fazla olmasından dolayı belki Sivasspor bu maliyetten kurtulmak ister düşüncesiyle böyle bir arayışlara geçtiler. Bu aslında çok doğru bir hareket değil. Yani bizim sözleşmesi devam eden oyuncumuz. Ama böyle iyi bir tekliflerle gelip de Max Gradel'de ayrılmak isterse tabii onu da düşünmek gerekiyor Sivasspor'un menfaati açısından. Ya resmi herhangi bir şey yok şu anda. Bazı şeyler, yani benden bir görüşme izni istediler. O izni de verdim. Ama onun sonucu henüz gelmedi. O da Max'tır, en kaçında gelecek. O da Perşembe günü. Perşembe günü inşallah o da takımımızda kampa katılacak.